İsrail'e at diye bizim Ramuzül Ahadis kitabını söylüyor. Ramuzül Ahadis hadis kitabıdır. İmam Suyuti'nin El Cami'ü Saviri gibi bir kitaptır. Bunun içinde İsrailiyat yoktur. İsrailiyat efendim tefsirde olur. Bu Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde hadis-i şeriflerini alan bir içine alan bir kitaptır. Hadis-i şeriflerin ilmine vakıf olan Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Hoca Efendimiz ki yani son asrın en büyük hadis alimlerinden birisidir, o yazmıştır. Yani bunun içinde çeşitli hadisler vardır. Sahih hadis vardır, şu vardır, bu vardır. Zayıf hadis de olabilir ama hocamız hadis alimi olduğu için onun bir yerden zayıf gibi görünmesine rağmen arkasına 3 tane daha rivayet ekliyor. Bak bu kuvvetleniyor burada demek istiyor. Yani bilimsel bir çalışma yapıyor burada. Bu bir hadis kitabı olduğundan İsrailiyat değildir. O adam ne söylediğini bilmiyor yani. Şeyin neyin nereden geldiğini, nereye gittiğini bilmiyor. Efendim, zayıf hadislerle efendim amel olunabilir zaten. Yani rivayet bakımından bir kusuru olabilir bir hadisi şerifin ama söylediği şey muhtevası güzelse pekala uygulanabilir. Ancak şey olmaz, itikatta bir delil olmaz. Yani bu gibi şeyler. Yani sağlam rivayet aranır tam bağlanmak için ama ibadet ve taat konusunda olunca yapıvereyim inşallah bu da sevaptır diye yapmakta insan gayret gösterir. Bizim medar-ı iftiharımızdır Ramuzül Ahadis kitabı ve bizim erbab-ı tasavvuf içinde ta İmam-ı Rabbani'den beri gelen, Bahaeddin Nakşibend Hazretlerinden beri gelen, sonra efendim Şihabettin-i Sühreverdi Efendimiz, Necmettin-i Kübra Efendimiz, Halid-i Bağdadi Efendimiz, şeriatın sağlam ahkamına sımsıkı sarılmalarıyla tanınmış büyük mücahitlerdir. Yani Kur'an'ı en iyi bilen, hadis-i şerifi en iyi bilen insanlardır. Öyle İsrailiyatla bu zavallı profesörden çok daha fazla kuvvetle mücadele etmiş insanlardır. Bunlar oldukları yerde dururken onlar devlet başkanlarıyla mücadele etmişlerdir. Hapse girmişlerdir. İslam'ı savunmuşlardır. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatı ortadadır. Şeyh Şamil Hazretlerinin hayatı ortadadır. Halid-i Bağdadi Hazretleri zamanının en büyük alimlerindendir. İslami ilimlerin içine böyle batıl şeyler girmesin, gerçek ilimlerle insanlar yetişsin diye çalışmış büyük mücahitlerdir. Yani bu zaten gidip onların ellerini, ayaklarını öpmesi lazım. Kabirlerini ziyaret etmesi lazım. Efendim ruhlarına fatihalar, hatimler indirmesi lazım ki dinin aslını onlar korumuştur. Elhamdülillah. Şimdi o tıp profesörü ise ben de ilahiyat profesörüyüm. Bu kitabı okutuyorum. Yani bu da benim saham. Lütfen yani bilmediği şeylere böyle yalan yanlış cümlelerle efendim karışıp da şey yapmasın. Yani biz dinimizin en sağlam ölçülerine göre hareket etmeye çalışıyoruz da kafirler en çok bize kızıyor. En çok bizi hücuma alıyorlar. Efendim gazetelerinde, mecmualarında yazdıkları şeylerde işte en mutasip bunlar, dine en bağlı bunlar, toleranslı değil. Efendim hiç zerre kadar Peygamber Efendimizin yolundan ayrılmıyorlar, biraz hoşgörü sahibi değiller filan diye onlar çatıyorlar bize. Yani dinin aslına bağlı olduğumuz için. Bu da işi bilmiyor. İsrailiyata. Bizim mücadelemiz yani bu tasavvuf, tarikat konusunda bid'atlarla mücadele bizim mücadelemiz. Yani bizim tarikatımız, bizim tarikat-ı aliyemiz şeriate bağlılığıyla tanınmış. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin hayatını okusunlar. Mektubatını okusunlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne birisi çiçek toplayın demiş, 6 tane çiçek getirmiş. Diyor ki evladım Allah tektir, teki sever diye hadis-i şerif var. Ona uygun olarak 7 tane getirseydin veya 5 tane getirseydin. Niye böyle tek getirmedin? Onu bile söylüyor. Zaman zaman coşuyor diyor. Şimdi gene diyor Hazreti Ömer'in soyundan gelmiş mübarek. Hazreti Ömer'in şahameti, celadeti efendim böyle şahlandı diyor. Gene şeriatçiliğim coşa geldi diyor. Böyle şey yapıyor. Söyleyeceği sözleri öyle söylüyor. Şeriatı müdafaa etmek için. Yani şeriatın gerçek tasavvuf şeriatın kendisidir, şeriatın ince ölçüsüdür. Şeriatın manevi adab tarafıdır. Tabii bunların asıl beğenip şey yaptıkları çalgılı türkülü bazı tarikatlar vardır. Efendim kadınlı erkekli şeyleri. Gazeteler beğenir onları, alkışlar. Toleranslı tarikat derler, bilmem ne derler. Hatta içki içerler, bilmem ne yaparlar. Bunlar onları beğenir.
onları beğenir. Asıl bidat yolunda olanlar onlardır. Biz onlarla mücadele ediyoruz. Tutmuş bizim. Okuyoruz işte Ramuz-ül Ahadis, şu okuduğumuz kitap, beğenmediği kitap. Peygamber Efendimiz'in bütün adetlerini yazmış oraya, kaynaklarını göstermiş, nereden alındığını göstermiş. Hep bozuk şeylerle uğraşırlar diye bize tan ediyor bilmeden. Gel de bir dinle. Allah ıslah etsin. Yani tabii el insanu aduvun lima cehile. Bilmediği şeyi insanda uzaktan düşman olur. Yani Ramuz-ül Ahadis'i bir al oku, baştan sona bir karşılaştır. Bir kitabın içinde bazı hatalı şeyler olabilir. Senin tıp kitabının içinde de bir sürü hata olabilir. Bazı profesörler diyorlar ki vitaminler faydalıdır. Bazı profesörler diyorlar ki vitaminler zararlıdır. Hadi, bazıları diyor ki soya yağı efendim insanın erkekliğini dumura uğratıyor, zararlı. Bazıları efendim soya yağını ekelim çok faydalıdır, bilmem nedir, memlekete şey yapmaya çalışıyor. Bilimsel münakaşa her yerde yapılabilir. Yani o olmayacak bir şey değil. Münakaşa yaparsın. Ama Ramuz-ül Ahadis kitabı elhamdülillah İmam Suyuti'nin şeyi gibidir. El-Cami-ü's-Sagir gibidir. Güzel bir kitaptır. Hele hele bir tekkede başka bir kitap değil de bir hadis kitabının okutulması çok güzel bir şeydir. Yani dervişler Peygamber Efendimiz'in yoluna sımsıkı bağlansınlar diye. Biz burada her gün derse başladığımız zaman ne diyoruz? Şöyle diyoruz. Kim sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır diyoruz. Yolların en güzeli Peygamber Efendimiz'in yoludur diyoruz. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılan şehit sevabı alacak diyoruz. Aman Peygamber Efendimiz'in sünnetine uyalım diyoruz. Al bu kitabı, koy bir kenara. Al Diyanet'in neşrettiği efendim Riyazü's Salihin kitabını, onu oku. Aynı kapıya çıkacaksın. Değişen bir şey yok. Yani onda da birçok şeyler var. Aynı şeyler var. Bunun içindeki şeyler var. O İmam Nevevi'nin yazmış olduğu Riyazü's Salihin kitabı. Bu da bizim Gümüşhaneli hocamızın yazmış olduğu bir hadis kitabı. Kimisi 1001 hadis yazmış. Kimisi efendim bilmem Riyazü's Salihin yazmış. Konularına göre ayırmış. Kimisi alfabetik sıralamış. Her birinin çeşnisi başka. Bu kitabın alfabetiktir sıralatması. Riyazü's Salihin sistematiktir. Yani şeyler konu konu bir şey yapılmıştır. Sen Riyazü's Salihin'i oku. Riyazü's Salihin'i de okusan tasavvufa geleceksin şaşkın adam. Riyazü's Salihin'i ben okudum. Riyazü's Salihin'i sen okumamışsın. Riyazü's Salihin'i okusan Riyazü's Salihin de sana zikri tavsiye edecek. Riyazü's Salihin de sana nefis terbiyesini tavsiye edecek. Riyazü's Salihin de sana efendim ahlakı tasfiyeyi, kalbi nurlandırmayı tavsiye edecek. Günde şu kadar la ilahe illallah de, şu kadar sübhanallah de, şu kadar efendim şöyle de, bu kadar böyle de diye babları orada göreceksin. Değişen bir şey yok. Ha kasap Ali, ha Ali kasap. Ha o, ha bu. Hiç değişen bir şey yok. Hadisin yolunu tutarsa başımızın tacıdır. Biz de hadisin yolunu tutmuşuz. Bazen Ramuz-ül Ahadis'ten okurum ben. Bazen Muhtar-ül Ahadis'ten okurum. Bizim dervişlerimizden bir kısmı Müslüm'ü okutuyorlar bazı yerlerde. Ben bazı yerlerde bazı kardeşlerimize Riyazü's Salihin'i okutun diyorum. Yani biz hadise sarılmış bir ümmetiz, grubuz. Elhamdülillah iftar ediyoruz ve sapasağlam yoldayız. Başkaları derdine yansın. Allah ıslah etsin. Yani bilmeden ileri geri konuşuyorlar.